Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yepyeni amiral gemileri S9 ve S9 Plus'ı inceliyoruz. Öncelikle ürünlerin tedariği konusunda bize oldukça hızlı bir şekilde yardımcı olan İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi iletelim ve videoya geçelim. Unutmadan belirtelim, bu telefonlardan birine sağlamlık testi yapacağız. Bizim gözümüz şu büyük olanı kesti arkadaşlar. Ne yapalım yorumlarda mutlaka yazın. Arkadaşlar iki telefonun arasındaki farklara bir bakalım ama bu tarz ürünlerde açılış hızları merak edilebiliyor. Öncelikle bu videoyu bir izleyelim. Gördüğünüz gibi çok ufak bir farkla S9 Plus öne geçti. Tahmin edebileceğiniz üzere aradaki en büyük fark S9'un 5.8 inçlik ekranı ve 9 Plus'ın da 6.2 inçlik ekranı. Bunun yanındaki en temel ikinci farkımız tabii ki de kameralarda. S9 Plus'ta arka tarafta 2 kamera, S9'da ise tek kamera bulunuyor. Ufak tefek farklarımız dışında göze çarpan en büyük diğer farkımız da RAM miktarı. S9'da 4 GB RAM varken S9 Plus'ta 6 GB'lık RAM'imiz bulunuyor. Arkadaşlar telefonların arasındaki en temel fark bunlar aslında, bu iki telefon için ayrı ayrı içerik çıkarıp da sizi yormak istemedik. Zaten çok da gerek yok aslında. O yüzden S9 Plus'ta devam edelim. İhtiyaç oldukça bu arkadaşa da döneceğiz. Telefonun en merak edilen noktalarından birisi olan kameradan başlayalım isterseniz. Kameraya eklenen 3 temel yeni özelliğimiz var. Bunlardan ilki iki telefon içinde geçerli olan değiştirilebilir diyafram. Eğer ortam karanlıksa diyafram 1.5'e geçiyor ve düşük ışıkta güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Eğer ortamınız da aydınlıksa diyafram 2.4'e çekiyor ve fotoğraflardaki bembeyaz patlamış yerleri engelleyebiliyorsunuz. İkinci yeniliğimiz ise ağır çekim modu. Arkadaşlar bence Samsung burada iPhone'a bir gol atmayı başarmış ve 720p çözünürlükte 960 kareye kadar çıkabiliyoruz artık. Ağır çekim pek alışılagelmedik şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. Bir kare çıkıyor, o kareyi böyle hafiften büyütüp küçültebiliyoruz ve ağır çekim olmasını istediğiniz nesne o kadraja girdiği zaman video ağır çekim hale gelmeye başlıyor. Biraz karışık anlatmış olabilirim ancak arkada dönen stoklarda zaten gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Ağır çekim güzel dedik. Eksi tarafları yok mu? Bence var. Işık biraz azaldığı zaman ağır çekim beklenen performansı vermemeye başlıyor. O video olmasa da olur kıvama yaklaşıyor. Son önemli geliştirme de kamerayı tam olarak yakalayamasa da ucundan bucağından kameraya değiyor AR Emoji teknolojisi. Evet, şimdi AR Emoji'ye yakından bakalım. Ön kameramızı açıyoruz, AR Emoji'leri sekmesine geliyoruz ve emojimi oluştur diyoruz. En iyi sonuç için gözlük ve saçı silin diyor. Öyle bir ihtimalimiz tabii ki de yok. Fotoğrafımızı çekelim, cinsiyetimizi seçiyoruz ve ileri diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an emojimizi yapıyor. Aha, bu ben miyim? Bunun bende ne alakası var? Dur, ben biraz bir kendime benzetmeye çalışayım, bakayım ne olacak. Oğlum bunların hiçbiri bana benzemiyor. Bak, saçı biraz toplu gibi. Saç rengimizi de ayarlayalım. Üst başı bir değiştirelim. Bu iyidir ya, bu olayım ben. Şimdi emojimizi oluşturduk. Şu alt tarafta gördüğünüz gibi şu benim arkadaşlar. Bunun bende ne alakası var? Şimdi ağzımı yüzümü oynatıyorum. Gözlerimi açıyorum. Kızgın bakayım. Gördüğünüz gibi burada bana hiç benzemeyen bir emoji oluştu. Ağız hareketleri de çok fazla tutmadığını söyleyebilirim. Şöyle gözümü kırpayım. Merhaba arkadaşlar, bu bir emoji denemesidir. Emojiler böyle çalışıyor ama bence güzel değil. Bu da ben değilim zaten. Bir de şurada hayvanlar var, hayvanlara bakalım. Aha, tavşan. Merhaba. Burası bildiğiniz animoji işte arkadaşlar. Animojinin farklı versiyonu. Aha, merhaba. Sen de mi partiden sıkıldın? Oo. Kamera menüsüne de şöyle bir göz atacak olursak Pro modu var arkadaşlar. Burada çeşitli ayarları kendimiz yapabiliyoruz. Mesela buradan ISO'yu istediğimiz gibi artırıp azaltabiliyoruz. Ya da diyafram buradan istediğimiz gibi açılıp kısılabiliyor arkadaşlar. Artık ortamın ışığına göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan çeşitli efektler verebiliyoruz. Ve fokuslama var. İşte yakını çekiyorsak makroya doğru getireceğiz. Uzağa çekiyorsak da daha ileriye doğru götürmemiz gerekiyor. Şuradan da beyaz ayarını yapabiliyoruz. Şu an gün ışığındayız. Gün ışığı 5500 Kelvin. Şuradan seçelim, zaten seçilmiş hali
hazırda. Gördüğünüz gibi renkler en doğruya yakın şekilde ve fotoğraf en güzel yakın bir şekilde Pro Mode'la birlikte geliyor. Gerçekten de gayet güzel bir fotoğraf olduğunu söyleyebiliriz. Kameralardaki en temel yeniliklere baktığımıza göre şimdi bir de genel özelliklerine bakalım kameramızın. S9'da 12 megapiksellik tek kamera varken S9 Plus'ta 2 adet 12 megapiksellik arka kamerayı görüyoruz. Ön kameralara baktığımız zaman da iki telefonumuzda da 8 megapiksellik f1.7 diyafram değerindeki kameralarımız bizleri karşılıyor. Ayrıca ön kameralarımızda da artık bokeh dediğimiz arka planı bulanıklaştırma işini yapabiliyoruz. Önceki seriye benzer özellikler taşıyan ön kameramız aynı zamanda 1440p videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Evet arkadaşlar, telefonun mikrofonu bu şekilde kaydediyor. Yani eğer satın alırsanız sesler bu şekilde çıkacak. Arka kamerada video tarafına baktığımız zaman 4K videoların saniyede 60 kare çekilebildiğini görüyoruz. Çözünürlüğümüzle 1080'i çekersek 240 kareye kadar ağır çekim videolar çekebiliyoruz. 720p'de hatırladığınız gibi 960 kareydi. Optik sabitleyici sayesinde video çekerken, fotoğraf çekerken titreşimleri en aza indirgeyebiliyoruz. Kamera hakkında genel yorumumuzu da söylersek, hani AR teknolojisini çok beğenmedik, yavaş çekimde bazı sorunlar olduğunu söyledik ama kamera hakikaten başarılı arkadaşlar. Yiğidin hakkını yiğide verelim. Özellikle sosyal medyada bu telefonla çektiğiniz fotoğraflarda esip gürleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin biraz da tasarıma bakalım. Tasarım tarafında aslında S8 ve S8 Plus'tan büyük farklar göremiyoruz. Çıplak gözle bakıldığı zaman ilk farkın parmak izi okuyucusunda olduğunu görüyoruz. Artık kameralarımızın alt tarafına yerleştirilmiş. Samsung da açıklamasını yaptı zaten. Sizden çok olumsuz geri dönüşler aldık ve parmak izini oraya taşıdık dediler. Güvenlikten bahsederken şundan da bahsetmek gerekiyor. Ön tarafta iris tarayıcımız duruyor ancak iris tarayıcısıyla yüz tanıma özelliği birleştirilmiş ve daha hızlı, daha güvenli bir hale getirilmiş yüz tanıma özelliği. Önceki modellere göre çerçevelerimiz çok çok az daha küçülmüş durumda. Her iki telefon içinde çözünürlüğümüz 1440'a 2960 ve 18.5'a 9 gibi bir en boy oranını görüyoruz. Sonsuz ekranımız sayesinde ekran gövde oranlarımızda %84 civarlarında diyelim her iki telefon içinde. Ekran koruma konusunda Gorilla Glass 5 ile birlikte çalışan telefonlarımız metal çerçeve ve kavisli cam panellere sahip. Tabi bunlar sağlamlık testinde ne hale gelecek sen çok merak ediyorum. IP68 sertifikası ile birlikte suya ve toza dayanıklı olan telefonumuzda 3.5 mm'lik kulaklık girişi de mevcut. Yani telefona bu kadar para verince içinden de biraz güzel bir kulaklığın çıkmasını tabii ki insan bekliyor. Samsung da bu beklentiyi AKG kulaklıklarla biraz da olsa bizce karşılamış durumda. Ayrıca ses tarafında bir diğer büyük gelişme, biri üstte biri alt tarafta olacak şekilde tasarlanmış Dolby Atmos destekli hoparlörler. Fuar alanında pek anlayamamıştık kalabalıktan ancak sessiz bir ortamda oyun ve video izleme keyfini arttırdığını açık görüyoruz. Ayrıca S8'e göre de bu hoparlörlerimizden %40 daha yüksek bir ses aldığımızı belirtelim. Ses yüksek olacak ama aynı zamanda da temiz olması önemli, bunu da belirtelim. Ağırlıklarımız S9 için 163 gram, S9 Plus için ise 189 gram. S9 Plus'ta 15.8 cm uzunluk, 7.3 cm genişlik ve 8.5 mm'lik bir kalınlığımız bulunuyor. S9 için ise 14.7 cm uzunluk, 6.8 cm genişlik ve 8.5 mm'lik kalınlığı görüyoruz. İki telefonumuzda micro SD kart ile birlikte 400 GB hafızaya kadar arttırabiliyoruz. Ayrıca iki modelde de 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama alanı bizleri bekliyor. Tek elle kullanım konusunda S9 oldukça iyi durumda arkadaşlar. Ancak elleriniz biraz küçükse S9 Plus'ta sorun yaşayabilirsiniz. Gece siyahı, titanyum grisi, mercan mavisi ve lila olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan telefonların tasarım olarak özetlemek gerekirse zaten güzel olan S8 tasarımından pek bir fark olmadığını ancak bunun bizim açımızdan çok büyük bir sıkıntı olmadığını belirtmek gerekir. Şimdi gelelim teknik özellik ve pil konusuna. İki telefon arasındaki tek farkımızın teknik özellik tarafında RAM olduğunu hatırlatalım. Yani sayacağım her şey iki telefon için de geçerli. Samsung geleneği bozmuyor ve farklı bölgeler için iki farklı işlemciyle birlikte geliyor. Qualcomm'un en üst seviye işlemci Snapdragon 845 veya Exynos 9810 işlemci bulunuyor telefonlarımızda. GPU tarafında da Mali G72 MP18 veya Adreno 640'ı görüyoruz. Ülkemizde Exynos modeller piyasada olacak. Teknik özellik tablosu tabii ki de her şeyi açıkça gösteriyor arkadaşlar. Yani ben bir performans canavarıyım, hiçbir koşulda sizleri üzmem diyor. Şimdi gelin bir bakalım telefonda oyun oynarken ısınma yaşayacak mıyız? Şarjımız ne kadar gidecek? Ben de size bu sırada pilden bahsedeyim. İki telefonda da pil değerimiz sayısal olarak değişmedi. Ve S9'da 3000, S9 Plus'ta da 3500 mAh olarak kaldı. Telefonlar elimize çok taze ulaştığı için uzun uzadıya bir pil testi yapamasak da kullandığımız süre boyunca S8 ve S8 Plus'tan çok farkı olmadığını görebiliyoruz. Tabii ki
uzun süreli kullanımlarda yüksek verimli işlemciler pile olumlu bir katkı sağlayacaktır. Ama gönül isterdi ki daha yüksek kapasiteli bir bataryamız olsun. Oyun testimizden bahsedecek olursak 10 dakikalık Real Rating 3'ün sonucunda pilimiz %69'dan %65 seviyesine inerken sıcaklığımız da 26.9 dereceden 32.7'ye yükseldi. Arkadaşlar şimdi gelin telefonlarla ilgili son sözlerimize geçelim. S9 Plus'ın 64 GB'lık modeli için 5200 TL, S9 için de 4600 TL civarında fiyatları görüyoruz. Benim şahsi fikrim elinizde S8 ayarında ya da S8'li bir telefon varsa S9'a veya S9 Plus'a geçmek çok mantıklı değil. Ancak çağdaş kamerasını çok beğenmiş, o yüzden eğer elimde olsaydı da ben yeni trendleri takip etmek için geçerdim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, gerçekten çok merak ediyoruz arkadaşlar. Şuraya bir anket hazırladık. Alır mıydınız, almaz mıydınız? Bunun cevabını orada verebilirsiniz. Peki neden? Onu da cevabını hemen yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'a baktık. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.